Tım tım. Arkadaşlar bakın ne yapıyorlar benim kızlar. Çarşafları değiştireceğim bugün. Sanırım bugün hep beraber çarşaf değiştireceğiz. Çamaşır katlayacağız. Çok işimiz var. Ceren ne yapıyorsun? Fama kemiği sen. Hadi el salla arkadaşlarımıza. Hemşire anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız biz de iyiyiz arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Dedim ki vlog başlatayım. Şimdi sabah kalktık. Kızlara çorba yapıyorum. Tarhana çorbası. Çok seviyorlar. Çünkü benim Deren her şeyi yemiyor. Hani Ceren'e patates kızartmasını yap koy yer ama Deren yemiyor. O yüzden belki içine ekmek doğrarım ve yediririm diye tarhana çorbası yaptım. Zaten bizim evde tarhana çorbası bu sene özellikle. Ben geçtiğimiz senelerde bu kadar çok yemiyorduk arkadaşlar. Bu sene o kadar çok tarhana çorbası yedik ki köyden sürekli tarhana çorbası getiriyorum. Sonra şöyle patateslerim vardı. Onları dilimledim. Onun içine de yumurta koyacağım. Böyle yapacağım bir şeyler. Ama kızlar yemez biliyorum. Böyle ben yerim bunu tahminimce. O yüzden tarhana çorbası yapıyorum. Arkadaşlar ben tarhana çorbası ile ilgili shorts video çektim. Ben tarhana çorbasının içine salça koymuyorum. Yağ biraz için tereyağı koyacağım. Aslında yağ da koymayacağım ama eşim diyor ki birazcık tereyağı veya zeytinyağı da koyabilirim gerçi. Tereyağı koyarım sanırım. Salça koyarsam benim midem problemli. Midem çok ağrıyor. O yediğim tarhana yukarı yukarı çıkıyor. Böyle yani canım yanıyor açıkçası. Hiç yaşadınız mı bilmiyorum. Mesela yatağa yatıyorum. Yukarı çıkıyor ve ben uyanıyorum. Böyle boğulacakmış hissi oluyor. Tarhanayı salçasız kavurmadan yapıyorum. Bu şekilde yaptığım için tarhana hiçbir zaman bu sene bende tarhana çorbası sorun olmadı. Ve o kadar çok yiyorum ki bolca yiyorum hiç sorun olmadı ama bu seneye kadar hep sorundu. Onun da shorts videosunu çektim. Yakında atacağım onu da. Hani değişik gelebilir size. Bunun sebebi şöyle dedim ona da aslında başlıkta da şöyle dedim. Reflü olan arkadaşlara tarhana çorbası dedim. Çünkü bende sanki reflü var. Çok yaşa prenseslerim. Kızlarım geldi yanıma. Ben kararsız kaldım. Vlog çeksem mi, çekmesem mi, ne yapsam bilemedim arkadaşlar. ay böyle ara ara bocalıyorum ya ne yapayım, ne edeyim. Vlog çekmeyeyim, konuşmalı videomu sadece. Öyle mi gitsem diyorum. Ama vlog çekmeyi, vlog izlemeyi de çok seviyorum. Böyle bir kararsızlık yaşıyorum. Ama çekeceğim. Ara ara vlog çekeceğim. Konuşmalı videolar çekeceğim. Kafama göre takılacağım yani arkadaşlar. YouTube beni zaten anlamıyor. Bu kadın ne yapıyor diye ama olsun çekeceğim. Bakın buraya yoğurt çaldık. Biz hazır yoğurt almayız arkadaşlar. Süt alırız. Sütü çalarız. Hiç evimize hazır yoğurt girmez. Tarhanamı göstereyim. Kaynıyor. Nane de koymuyorum. Neden nane koymuyorum? Benim çocuklar arkadaşlar naneli bir şey yemiyor. Mesela bugün kek de yapacağım. Onu da çekeriz beraber. Kekte de mesela içine ceviz, fındık, fıstık sevmezler. Tarhanam çok güzel kaynadı. Tarhanamın altını kapattım. Hala kaynıyor. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İçine yumurta koydum. Dünden kızarttığımız patates artmıştı. Onu pişireceğim. Doğaçlama bir şey. Bu hani böyle bir tarif değil. Bu çünkü kalmasın istiyorum. Ben çok müsrifliği sevmem. Arkadaşlar size göstereceğim. Bakın. Bunlar çıntar. Poşetin içinde yıkamayacağım şimdi. Akşama doğru yıkayacağım. Akşam pişireceğiz. Size şöyle bir göstereyim. İstedim çıntarı. Geçen sene çıntarla ilgili videolarım var kanalımda. 2 tane videom var. Çıntar nasıl pişirilir diye. 2 çeşit yani. Kanalıma girerseniz kanalımda görürsünüz arkadaşlar. 2 çeşit pişirme yöntemini çekmiştim. Şöyle size dağınık evimi bir göstereyim istiyorum. Deren, ne yapıyorsun anneciğim? Deren burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek yapıyor benim kızlarım. Şimdi ben size Ceren'i de göstereceğim. Daha sonra evde iş yapacağız. Beraber yaparız artık arkadaşlar. Ama bir kızlarımı göstermek istedim. Ha, ekmek yapıyor benim kızım. Ceren, sen ne yapıyordun odada?
O da yemek falan yapıyordu. Biraz önce bakmıştım ben. Arada gidip kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet. Aa, kolay gelsin Deren. Tamam, bak nasıl yapıyor. Bir göster bakayım arkadaşlara. Bak, bakın. Hamur açıyor arkadaşlar. Sen nereden gördün o hamur açmayı? Ceren. Anneye bakar mısın kızım? Boncuk. Evet. Kızımın boncukları var. Bu arada burası böyle puslu bir hava var. Karanlık yani. Şöyle ışığı açsam daha mı net olur? Evimin daha mı güzel görünür? Maalesef arkadaşlar çocuklar bu yaşta olunca her yere oyuncaklarını dağıtıyorlar ve her yerde oynuyorlar. Ben bunları toplarsam eğer bir anlamı olmaz ki. Bu çocuklar oyun oynuyorlar şu an. Kendilerince oyun kuruyorlar. Bence çok da karışmamak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar benim kızlarım böyle arkadaşlar. Her gün böyleyiz biz. Ne yapmış benim kızım bana? Bir bakın. Çanta. Ne yaptın? Kahve. Kahve var. Kahve içeceğiz. Mesela şurada yemek var. Bazen balık getiriyorlar. Çok güzel olmuş annişim. Şurada ne var? Çanta. Bunda ne var? Bunda ne var Ceren? Kahve. Eline sağlık anneciğim. Her şey çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Böyleyiz işte arkadaşlar. Bunlar sürekli bu şekilde tabakla geliyorlar. Bir şeyler hazırlıyorlar. Böyle tepsiler verdim ellerine. Çok seviyorum. Deren de biraz önce getirmişti de aklıma geldi. Dur dedim. Size de bir çekeyim göstereyim dedim. Bizim manzarayı. Bakın. Hadi getir bakalım. Deren neler pişirmiş. Anne ben sana tepsi vereceğim. Dur küminik tepsi vereyim sana. Evet, şimdi Deren kızım getiriyor bana yemeklerden. Ne bunlar Deren şimdi? Ne yaptın bana? Getirme. Geri mi getiriyorsun? Yeminim mi anneciğim? Ne yapıyorsunuz anne? Düşüyor mu tabağına? Biz böyleyiz arkadaşlar. Biz var ya kaç gündür böyleyiz. Geceleri böyleyiz, gündüzleri böyleyiz. Sürekli yemek yapıyorlar. Öyle yani arkadaşlar. Televizyonumuz açık oluyor görüyorsunuz ve televizyonu böyle başına geçip böyle saatlerce izlemiyorlar. Çünkü kendi kendilerine evin içinde oyun kuruyorlar arkadaşlar. Şimdi ben mutfağa geçeceğim. Mutfakta biraz iş yapacağım. İyi kötü bir kahvaltı yaptık. Biraz mutfağı temizleyeceğim. Bulaşıkları falan yerleştireceğim. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Çeker miyim size? Çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok işim var bugün. O kadar çok işim var ki yapacağım ama. Minik minik de yaptığım işleri sizlere gün içinde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sizin bu manzarayı görmenizi istedim. Çarşaf değiştireceğiz. Aslında kendim değiştirecektim. Size göstermedim. Ben de yiyorum. Sen de yensin. Anlattı kendini. Tanıttı. Ben de yiyorum. Bu arada kardeş sende olacak. Yani kardeşi de var Deren'in. Anneme de yiyorum. Ama çok garibim. Artık çok garibim. Ben de yiyorum. Hadi Deren yerleştirelim mi? Çarşafları. Burada. Arkadaşlar kamera içine var bu boyuta geçti. Diyen ben dedim orada burada. Açın burada. Çarşafı dedi. Çarşafı dedi. Normalde ben bu çarşafı takarken yardım ediyordu bana. Ama sizi görünce maalesef gelmedi arkadaşlar. Şurada anlatayım. İleride daha büyük bir eve çıkar. Sen de baba. Sen de dedem. Bu. Öyle görünmüyorsun ama oturman lazım. Arkadaşlar çarşafı aslında kendim serecektim. Çarşafı sermeye başlarken Deren bir taraftan bana yardım etmeye başlayınca hemen kameraya getirdim. Ama sizi görünce konuşmaya başladı. Şey yapmadı yani. Bana yardım etmediler. Neyse. Şey diyecektim.
Benim çarşaflarım lastiklidir. Bu çarşaflarım aslında benim kendi yatağımızın çarşaflarıdır. Fakat burada kullanıyorum. Bizim yatağa küçük geliyor. Çekti herhalde. Ama burada çok iyi, çok kullanışlı, pratik oluyor. Yani etrafı kenarı sağa sola açılmadan ben haftada bir defa falan değiştiriyorum bu çarşafları, yıkıyorum. İşte yastıkları falan da yıkıyorum arkadaşlar bu arada. Pikelerim, ikilerim, her şeyi yıkadım, çarşaf yıkadım. Onları sereceğim. Ben şey dedim, bir süpüreyim evi, toparladım, salonda toparladım. Size orayı da göstereceğim. Süpüreyim, ondan sonra mutfağa geçeyim çünkü içim rahat etmeyecek. Evi süpürmezsem içim rahat etmeyecek. Öyle daha rahat edeceğim. Mutfağı en son yapayım istiyorum. Saçımı falan topladım bu arada. Kızlar da oynuyorlar arkadaşlar. Benim bir günüm bu arkadaşlar. Pazartesi bir günüm diyeyim. Pazartesileri genelde benim böyle oluyor. Ev toparlama, düzenleme, çamaşır katlama. Kızlar çocuk odasına bakın arkadaşlar. Evi bir toparladım. Hemen bir süpüreceğim. Mutfakta yoğurtlar duruyor hala. Bir yarım saat sonra kaldıracağım onları da. Hemen bir salonu süpüreyim. Çocuk odasına falan gireyim arkadaşlar. Öyle içim rahat edecek. Toparlanınca iyi oluyor. Çocukların oyuncaklarına dokunmadım. Çünkü biraz sonra gelirler. Oynarlar. Onlar da böyle duruyor oyuncakları. Onlar da çocuk odasında. Boşlarına gidiyor böyle oynamak. Kendi aralarında sürekli böyle oynuyorlar işte. Çok seviyorlar oynamayı. Oynasınlar. Aşırı ya. Bu yaşta oynanır değil mi? Neyse ben bir ortalığı süpüreyim. Bir de bu yaşlarda çocuklar yastıklarla oynamayı çok seviyorlar. Bakın hiçbir yastık yok. Hepsini odaya götürdüler. Orada oynuyorlar. Evi süpürdüm arkadaşlar. Mutfağı da süpürdüm. Şimdi yoğurtlar alacağım oradan. Şöyle bir durum var. Ben kirli evde çalışamıyorum arkadaşlar. Evin temiz olması lazım. İşte tuvaletini burayı şöyle bir süpürdüm. Bakın. Yastıklarla bu şekilde oynuyorlar. Ceren nerede diye sorarsanız yastıkların altında. Çok seviyorlar böyle oynamayı. Sanırım bu yaşta oynanıyor. Benimkiler de böyle yastıklarla bütün evdeki bütün yastıkları bir yere getirip oynuyorlar. Ben karışmıyorum artık. Şu an ev temiz ya arkadaşlar. Çok fazla benim için sıkıntı değil yani. Yoğurtları buzdolabına alacağım arkadaşlar. Akşam makarna yapmayı planlıyorum. Onu şuraya koyacağım. Yoğurtlar sabah çalındı. Bir 6 saat bize yetiyor. 6 saatte alıyoruz. Benim Deren yoğurt yemeyi çok seviyor. O yüzden yoğurt dedim eşime. Taze süt al, kızlara yoğurt yapalım. Çünkü ara ara canı yoğurt istiyor. Diyor ki anne yoğurt diyor. Yoğurt alıyorum, ekşi yoğurt. Şimdi de biraz sonra yapacağım. Ekşi yoğurtla kızlara şey yapacağım. Kek yapacağım arkadaşlar. Temizliğimi yaptım. Dolapları hala bağlıyoruz biz. Yani. Sen yardım etmeye geldi. Allah'ım Allah'ım benim ben kızım yardım edermiş. Burada ne pişirmiş baba? Bir şey pişirmiş. Baya baya yakmış yani. Kalmış o. Onu biz bir daha koyacağız. Sen bana yardım mı edeceksin? Yok. Hadi bakalım. Tamam senin için de. Camlara ne ki yaparsın anneciğim? Ben alayım. Şöyle bu tarafa geçeyim ben. Geç onları şöyle koyalım. Yeah.
arkadaşlar, bulaşıkları yerleştireceğim. Elde yıkananları yıkayacağım. Ocağımı sileceğim. Mutfağımda tamam diyeceğim. Ben bulaşıklarımı yerleştirirken yıkamam arkadaşlar. Yıkamadan koyarım. Şöyle. Bulaşık makinesinin görevi zaten yıkamak. Bir de biz oturup da yarısını burada yıkar da makineye koyarsak bir anlamı yok bence. Bazı yıkayan arkadaşlar var. Biliyorum. Ama ben yıkamam. Çünkü elde yıkanacakları yıkayayım. Şöyle laylon, tahta kaşık, bıçak. Bir de şu yıkanmış, onu bir daha yıkayacağım. Bir de kızları, biberonlarını yıkayacağım. Bu sütü içmemişler. Şöyle kenarına. Olmak gerçekten zor. Evde iş hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor arkadaşlar, hiç. Bitiren arkadaşlar bence çok becerikli bayanlar. Bol bol gezen arkadaşlar için konuşuyorum bunu. Onlar bence çok becerikli. Çok yetenekliler. Ben yapamıyorum ya. Öyle bir durumum var. Ben yapamıyorum. Maalesef. Yetişmiyor. Ben bakın akşam oldu. Ben hala şöyle diyebilirsiniz, biz erken kalktık. Erken kalksam da benim evin işi bitmiyor. Yani şöyle şurada bir şey bir silmek istiyorum ben. Bunu ara ara silerim. Şu telin altında şu şeyi silmem gerekiyor. Bu ne kel oluyor ya? Şöyle su lekesi oluyor daha doğrusu. Ara ara yıkarım ben. Çoğunuzda böyle bir aparat yok. Böyle bir tel kullanmıyorsunuz sanırım. Biz ben eski kafa ev hanımlarındanım arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Çünkü makineye atılan ayrı, elde yıkanan ayrı olduğu için ben her şeyi makineye atmıyorum. O yüzden böyle bir telimin olması gerekiyor. Şöyle lokma suyumu da sıkayım istedim. O biraz şey yaparken şu köpüklü suyumu bekleteceğim. Bunları bir durulayacağım. Izgaraları da yıkamayı düşünüyorum. Onları da yıkayayım. Yani gönüller Paris, hayatlar Çameli diyeceğim size. Ay, yani böyle şimdi bir de şey yılbaşı geliyor ya, insanlar yılbaşı süsler. Ben yılbaşı süslemem. Yılbaşı kutlarız ama böyle şey değil. Ailecek toplanırız. İşte fındık sırası, çerez, soframızı koyarız. Aile toplanır yani. Geçen yılbaşına toplanmıştık. Bu yılbaşına da benimce şey yaparsınız. Görürsünüz. Video çekelim yani. Herkes şimdi evlerini böyle ağaçlarla süslüyorlar. Orayı da bir şöyle sileyim, şu köpüklüyü de. Şey ağaçlarıyla.
yılbaşı ağaçlarıyla süslüyorlar, kırmızılarla falan süslüyorlar. Benim kızlar kavga ediyor. Bana hiç müdahale etmem. Birbirlerini çok kırı döver ağlarlarsa öyle müdahale ediyorum. Şu an karışmıyorum çünkü birlikte. Ne oldu annem? Oynamayı öğrensinler istiyorum. Deren anlat arkadaşlar, ne oldu? Biraz önce bağırıyordun. Deren gel. Gitti. Ya kendi kendilerine oynuyorlar ya. Büyük mutluluk, büyük güzellik benim için. Şimdi bunu bitirdikten sonra şey yapacağım. Kek yapacağım. Keki yapar. Belki piştikten sonra karşınıza çıkarım arkadaşlar. Arkadaşlar kekimi de yaptım. Şöyle. Temizliğimi de göstereyim mi? Toparlandı yani. Ortalığım. Şimdi ben kekimin üstüne öyle susamdır, çörek otudur, fındık fıstıktır koymuyorum. Çünkü benim çocuklarım yemiyor arkadaşlar. Özellikle Deren ağzına o tarz şeyler denk gelirse hemen başlıyor ağzından keki çıkartmaya. Bütün hepsini tükürmeye başlıyor, yemiyor. Ben keki sade yapıyorum. Bu sefer farklı olarak şekeri de az koydum arkadaşlar. Şeker normalde bir su bardağı konması gerekiyor ya, bir çay bardağı, büyük çay bardağıyla koydum. Bakalım tadı nasıl olacak? Miktarı azaltıyorum. Zararlı olan şeylerin miktarını azaltarak kek yapıyorum. Evet arkadaşlar, tam 40 dakikamız var kekimizin pişmesine. Keki ben 180 derecede 40 dakikada pişiriyorum. Şimdi beyazları katlayalım. Öncelikle ben nasıl çamaşır katlıyorum? Uzaktan görür müsünüz bilmiyorum ama bu benim katlama teknikleri şeyde var. Benim kanalımda bolca var. Oraya girip oradan bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mesela bak Ceren, kombinli kıyafetleri ikiliyorum arkadaşlar. Kombinli derken bu gecelik ya. Bunlar benim kızların gecelikleri. Onları ben birlikte katlıyorum. Benim kızlar da öğrendi artık. Onlar da yapıyorlar. Anneyle beraber katlama yapıyorlar. Değil mi anneciğim? Evet, benim kızlarım da yapar katlama. Birazcık yapalım katlamayı. Daha sonra ben devam ederim. Kombinli derken şeyi oraya götürdü, gösteremeyeceğim. Ben şöyle katlıyorum arkadaşlar. Benim katladıklarımı oraya mı kaldırıyorsun sen? Tamam bakalım. Hı-hı, tamam. Benim katladıklarımı oraya kaldırıyor. Hı-hı. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle bir atlet var mesela. Onu göstereyim. Diğer atletlerin altlarını hep kestim de. Ondan. Bunu anneciğim sonra katlayalım. Şöyle bir atleti göstereyim. Görünüyor mudur? Şöyle yapıyorum ben. Şöyle. Şöyle ve şöyle yaptığım zaman şöyle içine geçiriyorum. Hiç dağılmıyor arkadaşlar. Yani çocuklar oradan kıyafet alsalar da dağıtmaya kalksalar da hiç dağılmıyor benim çamaşırlarım. Eğer bunları normal katlarsam, diğer videolarımda da söyledim. Bir tane çamaşır çektin, kesinlikle dağılırlar. Mesela şurada havlularım var. Havlularımı da göstereyim. Şöyle bir havlum var. Bunları hemen kaldıracağım. İki tane havlumu resmen şey yaptı kızlar. Şöyle yapıyorum havlumu da. Üçe katlıyorum. Böyle. Bak yine aynı şey yapıyor. Kafasına geçiriyorlar. Şu şekilde yaptığın zaman havlularım da dağılmıyor. Aslında bir gün odolap düzen videosu çekeceğim. Odolapların silinmesi gerekiyor da. Arkadaşlar yetiştiremiyorum. Yani öyle bir sıkıntım var. Yetiştiremiyorum işlerimi. Havluyu da katlayalım mı anneciğim? Sen mi yapacaksın? Ha? Daha önceki videolarımda söylemişimdir mutlaka. Ben ilk evlendiğim sıralarda atletler, iş çamaşırlar, her şeyi ütülüyordum arkadaşlar. Şu an ütülemiyorum. Şu an sadece dışarıda giyilecek, insan içine çıkacak kıyafetler. Çocuklar için de geçerli, ütülemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şuraya koyalım. Bunu katlayalım. Hı. Katlayalım mı diye. Deren, beceren bana her zaman yardım eder katlamada. Böyle yaptığın zaman hiç dağılmıyor arkadaşlar.
size de tavsiye ederim. Yapın. Şöyle koyalım bunu anneciğim buraya. Hiç bozulmaz. Böyle yaptığınız zaman. Öbür türlü bozuluyor. Bir tane çamaşır çektin, hepsi gider. Yine kızların atletlerinden bir tane geldi elime. Şöyle. Şöyle. Bu benim. Evet, yardım ediyor bana dere. Bu benim mi? Evet, o derenin en üstü arkadaşlar. O yüzden o benim diyor. Bir havlu daha katlayayım mı? Onu da katlayayım. Sonra diğerlerini biz kendimiz katlayalım arkadaşlar. Uzun uzun böyle katlama videosu çekersem video şey olur. Görüyorsunuzdur herhalde. Ben bu havluları bir yerine yerleştireyim. Sonra devam edelim. Sizinle de kek piştikten sonra kızlara koyarım tabaklarımı kızlara. O zaman açarım tekrar kameramı. Tamam. Bunları bir götürelim biz banyoya. Devam edeyim. Evet, keki kızlara koydum. Arkadaşlar ben de kendime koydum. Valla ben de acıktım. Ben de yiyeceğim şimdi. Kapak fotoğrafı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir türlü çekemedim. Ceren poz vermiyor. Niye poz vermiyorsun Ceren? Hı? Film izliyoruz bu arada. Bir drama. İkişer tane çek neredeyse. Güzel güzel. Pinçik pinçik oldu mu yedi? Güzel bir kapak fotoğrafı çıkarmak istedim ama poz vermediler. Nasıl yapacağım bakalım. Hı? Niye poz vermedin anne? Hiç vermiyorum. Hı? Neden vermedin? Yani biri veriyor. Birinin bir baktım saçı bergen gibi. Derenin saçı. Orada bir güzel vermiştik ama saçı kötü. Artık birinden birini kullanacağım. Birinde poz vermemiş. Bakalım. Ya iki fotoğraf kullanacağım. Birinde Ceren güzel poz vermiş. Birinde Ceren güzel. Sanırım iki fotoğraf kullanırım. İkisine de haksızlık yapmayayım. Ha, kekim nasıl olmuş? Kekim güzel olmuş arkadaşlar. Şekeri falan iyi olmuş. Bir su bardağı koymadım şekeri. Bir çay bardağı, büyük çay bardağı koydum. Çay yapmadım. Çayı gece eşimle yaparız. Şey yapacağım. Kekik yapacağım kendime gene. Onu içeceğim. Tahminim videoyu sonlandırırım artık. Akşam yemeğini çekmeye gerek yok. Çünkü çok çektim. Baya baya çekildi. Makarna yapmayı planlıyorum. Makarna yapmasam bile dolapta hafta sonundan böyle pide, lahmacun tarzı şeyler aldık. Dün benim çekimim vardı arkadaşlar. Hiç ondan bahsetmedim ya. Aa, biraz ondan bahsedeyim. Ay, ondan. Ondan var ya, ben var ya, yarın bir vlog daha çekeyim. Yarın bahsedeyim, şimdi bahsetmeyeyim. Çok güzeldi. Yarın bahsedeyim. Yarın da vlog çekeyim arkadaşlar. Şimdi bugün ev halleriyle oldu. Yarın daha düzgün giyineyim. Şey düşkünüm yok arkadaşlar. Çikolata yiyivereyim, makarna yiyivereyim. Makarnayı falan çok sevmem. Dikkat edin, ettiyseniz eğer. Öyle makarna falan yapmam ben. Makarnayı şöyle düşündüm. Eşim hiç makarna yapmıyorsun, sevmiyorsun. Biz yemiyoruz senin yüzünden gibi. Afra tafra yaptı geçen gün. Sevmiyorum değil de. Makarnayı gönlümü çekmiyor. Makarnayı severim tabii ki. Ama hani insan gönlünün çektiği şeyleri yapar ya. Benim makarna gönlümü çekmiyor. O yüzden makarna yapmam. Mesela benim çikolata falan gönlümü çekmez. İyi ki de çekmiyor. Çekse ne olurdum? Dubai gibi. Artık videomu ben burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Biz sizden ne istiyoruz? YouTube kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve videolarımıza yorum yapmanızı istiyoruz. Bir sonraki vlog videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.